Yığında ve ayırma sinusu. Kuytaki formüllerden görüp çıkarmız. Sinus alfa plus beta, sinus alfa kosinus beta, kosinus alfa sinus beta. Bir de plus olsa plus buladı. İkincisi de sinus alfa minus beta. Bunda ham bir xil ifadalar, bir de ifadalar bir xil, fakat iş orası da farklı yaptı. Plus olsa bir de birincisi de plus, ikincisi de minus buladı. Yani plus olsa bir de plus, minus olsa bir de minus buladı. Yani bu formüllerini kullanışını görüp çıkarmız. Birinci misal, hesablayın. Kuyudakilerini hesablayınız. Sinus 105 gradus. Bunu biz sinus 45 gradus koşu 60 gradus deyip alışımız mümkün. Bu halde bu teyin boladı. Yani sinus alfa plus beta 45 koşu 60 gradus. Alfanın oranında 45, betanın oranında 60 geliyordu. Bu halde bana bu formuladan, birinci formuladan faydalansak. Sinus 45 gradus, kosinus 60 gradus, plus kosinus 45 gradus, sinus 60 gradus bo'ladi. Sinus 45 gradus, iltizosida 2 taqsim 2ga teng. Kosinus 60 gradus, 1 taqsim 2ga teng. Kosinus 45 gradus, iltizosida 2 taqsim 2ga teng. Sinus 60, iltizosida 3 taqsim 2ga teng. Mahrajda 2 kere 2 4, bir de 4, 1 taqsim 4'ni qarshidan tashqariga chiqaramiz. İlzosda 2, qo'shib bir de ilzosda 6 qoladi. Shunday qilib, sinus 105 gradus, mana bu songa teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Sinus 15 gradus. Biz bunu sinus sinus 15 gradusunu sinus 45 45 gradus minus 30 gradus deyip alalımız. Teng. 45'ten 30'dan ayırsak 15 gradus bo'ladi. Hop. İkinci formülaya göre sinus alfa minus beta. Bir de alfa minus beta. Bana bu formuladan faydalanalımız ikincisinden. Sinus 45 gradus. Kosinus 30 gradus. Minus. Kosinus 45 gradus. Sinus 30 gradus. Bana bunu hasıl kılalımız. Bu ham teng. Sinus 45 gradus ilzosda 2 taqsim 2ga teng. Kosinus 30 gradus ilzosda 3 taqsim 2ga teng. Kosinus 45 gradus ilzosda 2 taqsim 2ga teng. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2ga teng. Bu yerdan ham 1 taqsim 4 ni qarshidan tashqariga chiqarsak, bu yerda ilzosda 6 minus ilzosda 2 qoladi. Shunday qilib sinus 15 gradus mana bu songa teng ekan. Navbatdagi misol sinus 63 gradus kosinus 27 gradus plus kosinus 63 gradus sinus 27 gradus. Bu ifadaga bu ifada mana bu ifadaga o'xshaydi. Birinchi tenglikning o'ng tomoniga o'xshaydi. Mana sinus kosinus, sinus kosinus, kosinus sinus, kosinus sinus almashyapti. O'rtada plus, plus, alfa beta, alfa beta, alfa beta. O demek şu formülü, birinci formülü kullanırken bulsak, bunu, bana bunu almıştırışımız mümkün. Yani bunu, örneğin biz sinus 63 gradus koşu, 27 gradus diye bir yazırsak, bu da. 63'ye 27'ni koysak 90, sinus 90 gradus, bu bir geteyin. Demek bu ifadanın kıymeti bir geteyin iken. Dörtüncü misal. Teng. Bu yerda sinus kosinus, kosinus sinus. Ortada minus. Mana bu ikinci formülaga tushyapti. Sinus kosinus, kosinus sinus. Yani alfa betanın orunda 51 gradus, 21 graduslar turibdi. O halde bu formülaga ko'ra biz sinus 51 gradus minus 21 gradus deb yozishimiz mumkin. Teng. Sinus 51'den 21'ni ayırsak 30 gradus bo'ladi demek. Bu 1 taqsim 2ga teng. Shunday qilib, bu misolning javobi 1 taqsim 2. 5-chi misolga o'tamiz. Beşinci misol
Burada ham sinus, kosinus, kosinus, sinus. Ortada plus. Plus birinci formülaga tushyapti. Demek birinci formuladan faydalanamız. Teng sinus pi taqsim 12 koşu 5 pi taqsim 12 teng sinus 6 pi taqsim 12. Bu 2'ye 6'ya kısaltırsak pi taqsim 2 bo'ladi. Bu 1'ga teng. Demek bana bu ifoda 1'ga teng ekan. Qop keyingisiga o'tamiz 6-chi misolga. Sinus, kosinus, kosinus, sinus. Bu burçaklar bir xil. 7 pi taqsim 12, 5 pi taqsim 12. Bir xil kelyapti. Mana bu ortada minus bo'lganligi sababli ikinci formuladan faydalanamiz. Teng sinus. Teng. Mana bu ikkita sonni ayirmasi bo'ladi. Demek 7 pi taqsim 12 minus 5 pi taqsim 12. Teng. Sinus 7 pi'den 5 pi'ne ayırsak 2 pi taksım 12 teng. Bu ham teng sinus 2'ye kısaltırırsak pi taksım 6. Sinus pi taksım 6'da 1 taksım 2'ye teng. Şimdi kalıp bu ifadanın kıymatı 1 taksım 2'ye teng iken. Bunu da yapabildeki misal götürmemiz 7'ye. O bir yerde kasırırken teng. Mana bu ifoda teng. Surati sinus kosinus kosinus sinus. Ortada minus. Demek mana bu ikinci formulaga tushyapti. Teng. Bunu yazışımız mümkün. Sinus 40 gradus minus 15 gradus. Suratını yazamız. 40 gradus minus 15 gradus. Yani mahrajını yazamız. Kosinus, kosinus, sinus, sinus. Yok, bu formüllerde düşmeydi. Çünkü bir de kosinus, kosinus. Bir de bir sinus, bir kosinus buluş gerek. Bu düşmeydi. Bu kosinuslar yığındığının kosinusu formülası düşüyordu. Bu formülaya göre mahrazını biz kosinus 15 gradus koşu 10 gradus diye yazışımız mümkün. Çünkü kosinuslarda ortada minus olsa bir de plus bulardı. Değil. Sinus 40'dan 15'ni ayırsak 25 gradus. 15'ke 10'ni koşsak 25 gradus. Demek bu tangens 25 gradus bularken. Demek cevap, bu misalın cevabı tangens 25 gradus. 8. misal götürmemiz. Suratı sinus kosinus sinus kosinus. Almaşı yaptı. Burçaklar ki sinus 20, kosinus 20, sinus kosinus 25, sinus 25. Demek birinci formülaga tushyapti mana bu formülaga. Demek bu teng. Suratı sinus 20 gradus koşu 25 gradus. Mahracı kosinus kosinus sinus sinus. Bu formülaga tushmaydi çünkü bir de kosinus kosinus. Ya da kosinus kosinus yok bu yerde. Kosinuslarını ayırmanın kosinus formülasına tushyapti. Demek bu formülaya göre mahrajını biz quyidagicha yazışımız mümkün. Kosinus 51 gradus minus 21 gradus. Teng. Suratı sinus 45 gradus. Mahrajı 51'den 21'ni ayırsak 30 gradus. Bunlar cadvalda var. Bunların topishimiz mümkün. Sinus 45 gradus, ildizasında 2 taksım 2'ye teng. Bölü, kosinus 30 gradus, ildizasında 3 taksım 2'ye teng. Bu ham teng, ikilerini kısaltırırsak, ildizasında 2 taksım, ildizasında 3. Ya ki bitti ildiz kılıp yazışımız mümkün. Yani bu görünüşte. Şimdi ne kadar cevap? Bu misalın cevabı ildizasında 2 taksım 3.